Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aşk Günah Kötülük hikayesinin 3. bölümündeyiz. Cilt 1'deyiz. Ve kurt rotasındayız. Vampir kurt. Grup düşüncesiz eylemleriyle uzun süredir uykuda olan bir kötülüğü uyandırdılar. Ve şimdi yaşam haklarını kanıtlamak zorunda kalacakları sınavlarla karşı karşıyalar. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Cilt 1, Bölüm 3, Erkeklerin Seçimi. Burada ne haltlar dönüyor? Kalede delici bir ses yankılandı. Yeşil ışıklar geldi yine. Eski bir elbise giymiş olan Mina çığlık sesine doğru koştu. İkinci bölümdeki kurtlar gibi. Ve yırtıcıların arkasındaki gölgeler kalınlaşıyordu. Mina dağ yolundaki ilk saldırıyı asla unutamadı. Ve kesinlikle aynı kurttu. Sakin, ani hareketler yok. Kurtlar tüylerini kabartıp ortada durdular. Ve yeşil gözlerini insanlardan ayırmadılar. Onlardan tüm salonu dolduran buz gibi bir ölüm aurası yayılıyordu. Sürünün arkasında cereyandaki bir mum alevi gibi bir gölge titredi. Olduğu yerde süzülüyordu ve bir çeşit gözle parlıyordu. Bu bir rüya olsun. Bu benim hayal gücümün bir ürünü olsun. Gerçek dışında her şey. Grup çok korkmuştu ama herkes panikle savaşmaya çalışıyordu. Ve sadece Courtney avuçlarıyla ağzını kapatmış duruyordu. Duyguların şiddetli tezahürünün sınırı çoktan tükenmişti. Şu anda böyle sorular sormak aptalca ama... Johnny nerede? Belki de ilk ölen erkek olmuştur. En azından Mina ölmeden önce çok güzel giyinmiş. Gerçekten şimdi bunun sırası mı? Ancak o anda Mina kıyafetinin uygun olmadığını fark etti. Ah ben... Canavarların kükremesinden sonra hiçbir saldırı olmadı. Gölge onları kontrol ediyor gibiydi. Grubun korkusunun tadını çıkarıyor. Bundan zevk alıyordu. Çocuklar, kurtlar dışında canınızı sıkan herhangi bir şey var mı? Şahsen beni Courtney'nin garip pilotları. Ne? Seninkileri gördün mü? Benimkiler aslında neyse işte marka belirtiyor. Bunu fark etmiyorlar mı? Belki de bu benim çılgın hayal gücüm. Ama gölge fazla gerçekçi, fazla inandırıcı görünüyordu. Bir an için kıza sanki ona bir şey söylüyormuş gibi geldi. Şimdiye kadar bize saldırmadıkları garip. Ne yapmalı? Islık çalmakla uzaklaştırın. Onlara bir şey fırlatın. Mina iki parmağını ağzına soktu ve elinden geldiğince sert üfledi. Ay bu çok komik bir seçenek olmuş. Salonun iyi akustiği sayesinde ıslık deliciydi ama tek bir hayvan kıpırdamadı. Sıfır dikkat. Mina ne yapıyorsun? Eğer kurt sessizse onu bölmemek en iyisidir. Derin düşünce. Sadece bir şeyi kontrol etmek istedim. Aniden kurtlardan biri biraz ilerleyerek kükredi. Kontrol ettin mi? Mina hayvanlara nasıl davranılacağını hiç bilmiyorsun. Sen davran buyur. Seni bekliyoruz nasıl durduracaksın? Vahşi hayvanlar bazen yardıma ihtiyaç duyduklarında insanlara gelirler. Belki açlar. Ve elinde onlara verebilecek ne var? Kalenin yanından geçiyorlardı ve etrafta kimsenin olup olmadığını kontrol etmeye karar verdiler. Tabii ki. Haha, biliyor musunuz? Hepimizin sevgiye ve ilgiye ihtiyacı var. Courtney, onlar vahşi hayvanlar. Sanki bu sözleri doğrulamak istercesine kurtlardan biri gruba doğru sıçradı. Anneciğim. Kızın sinirleri bozuldu ve kaçmaya çalıştı. Onlara sırtını dönme. Ama artık çok geçti. Courtney zayıflık göstermişti. Ve sürü meşru avlarına saldırmaya hazırlanıyordu. Courtney'i kim savunacak? Bir farklılık olsun kendimiz kurtaralım. Kurtların sadece benim görebildiğim bir gölgeyle ilgisi var. Ve eğer benden bir şey istiyorsa bunu kullanabilirim. Mina kendini Courtney'nin üzerine attı ve onu kendisiyle kapladı. Canavar kararsızca tepinerek durdu. Evet, ansezim doğru çıktı. Şimdi yerine geri dön. Canavar itaat etmek zorunda kaldı. Sihir numaraları yapmalısın.
Kurtların saldırısı engellendikten sonra silüet aniden ilerledi. Mina sanki sağır olmuş gibi hissetti. Kafasının içinde bir fısıltı duydu. Mina, Mina. Bana açıl. Hisset beni. Bak. Beni mi çağırıyor bu gölge? Mina merakından yenik düşerek görüntünün gözlerinin içine baktı. Ve bu bir hataydı. Ah başım. Kızın midesi bulandı. Vücudu sanki donuyormuş gibi titriyordu. Bunu kendisinden başka kimse hissetmedi. Onun nesi var? Lanet, bodrum, mezar taşı, mühür, kan. Hepsi gözlerinin önünden geçti. Ve 7 tane mum. Yeşil ışıklı. Alevli. Bunu daha önce oynadığım için biliyorum ama sizin için sırasını bekleyeceğim. Ard arda resimler, anlaşılmaz fısıltılar. Gölge kendisinin ve bir başkasının anılarından parçalar göstermeye devam etti. Garip, anlaşılmaz semboller, bir şey netleşti. Kadim ve korkunç bir şey uyanmıştı. Belki de nöbet geçiriyordur, epilepsi ya da onun gibi bir şey. Kızın zayıflığını hissederek gölge yaklaşmaya başladı ve bilincini giderek daha fazla ele geçirdi. Kafamın içinden defol. Mina neredeyse içgüdüsel olarak önündeki sandıktan bir eşya çıkardı. Krallığımı yok eden huzursuz fanatik. Bu bir katliamdı. İstediğimizden çok daha ağır. Bir an için kız kendini daha iyi hissetti. Sersemlemiş gölge kontrolünün bir kısmını kaybetti. Görünüşe göre o şey ona pek de güzel anılar bırakmamış. Ne yapmalı? Gölgeye saldır. Silahını kaldır. Gölgeye saldırırsak bundan çok hoşlanmıyor. O yüzden silahı kaldıralım. Kendimin ya da çocukların başını belaya sokmak istemiyorum. Gölge için çok rahatsız edici bir çok rahatsız ediciyse bu şeyi saklayacağım. Özür dilerim. Kavga etmek istemiyorum. Mina meydan okurcasına bulduğunu bir kenara fırlattı. Al bak, silahsızım. Kurtların senin diplomasini anlayacağını sanmıyorum. Bunu şimdi göreceğiz. Gölge sanki gülümsedi mi? Aa, bunlar şey. Biz kurtlara bakıp silah atıyoruz sanıyor. Gölgeyi görmüyorlar, doğru. Vay canına. Sadece güzel değil. Aynı zamanda ileri görüşlü de. Arkadaşlarının aksine. Arkadaşlarımız seni görmüyor ki, seni görse belki onlar da değişir. Kız sanki gölge tarafından hipnotize edilmiş gibi. Yavaşça ilerlemeye başladı. Tamam, sana zarar vermek istemiyoruz. Bu garip konuğa yaklaşmak isteyerek kurt sürüsüne nasıl girdiğini kendisi fark etmedi. Dikkat et. Bay Collins, hayır. Öğretmen aniden ileri atılarak öğrencisini kurtarmaya çalıştı. Aa, iki kere ısırdı. Ama bu sadece kurtları kışkırttı. Bay Collins. Bu yine mi küfür ediyor bunun da yani? Sürü öğretmenin üzerine atladı. Kurtlardan biri onu sırtüstü düşürdü. Boynunu korumaya ve kendini savunmaya çalışan adam kollarını dirseklerinden büküp önüne uzattı. Bacaklarıyla tekmeledi ama nafile. Efendim, hemen geliyorum. Dayanın. Chet ve Tony sandalyelerin parçalarını aldılar ve öğretmeni kurtarmak için yıldırım hızıyla koştular. Kurt kolunu pençeliyordu. Kazağının kolunda kırmızı kan görünmeye başlamıştı bile. Onlara yardım etmeliyiz. Kullan. Kaba kuvvet, bilgi, inanç. Gnostik puanımız çok az. Bilgiyi kullanalım. Kurtlar ateşten korkuyorlar. Onlara karşı kullanmalıyız. Yerden bir zamanlar masaya ya da kanepe ayağı olarak kullanılmış olan dikdörtgen bir çubuk aldı. Bulabildiği ilk kumaş parçasını kenarına sardı ve yanan bir mumla yakmaya çalıştı. Hadi, hadi ama. Mum isteksizce yeşil alevi paylaştı. Alev yeterince parladığında kız zaten tamamen savunmaya geçmiş olan ve sadece yaralı öğretmeni değil, kendilerini de koruyan çocukların yardımına koştu. Mina, ne ilginç bir fikir. Doğaçlama meşaleyi yırtıcı hayvanların burunlarının önünde sallayarak onları yavaşça geri çekilmeye zorladı ve çocukların durumu daha iyi kontrol etmelerini sağladı. Çok uzaklardan tüyleri ürpertici bir uluma geldi. Kurtlar hemen onlara saldırmayı bıraktı. Kıpırdamadan durup dinlediler. Ne yapıyorlar? Sürü lideri ulumalara cevap verdi ve onunla birlikte diğerleri de ve sonra komutayla açık kapıdan hızla uzaklaştılar.
Koşun, koşun siz yaratıklar. Tehlike geçtiğinde tüm öğrenciler bir anda yaralı Bay Collins'in yanına koştu. Aa, kolu mahvolmuş. Bay Collins, yaşıyor musunuz? Kolunuz, yardıma ihtiyacınız var. Komik, kızları düşüncesizce hareket ettikleri için kendiniz azarlardınız. Sonuçta onlar zarar görmedi ama siz pek sayılmaz. Eğer beni dinleselerdi hepsi güvende olurdu. Ama göründüğü kadar kötü değil. Önemli yerlere dokunulmadı, yani yaşayacağım. Ama yamanmanız gerekiyor. Ayağa kalkın. Evet, işte böyle. Courtney öğretmenin yanına diz çöktü ve ağır bir hastanın başucundaki bir merhamet tablası gibi nazikçe elini tuttu. Bay Collins, sizin için ne yapabilirim? Cesurca dayandınız. Ben bunu kesinlikle yapamazdım. Hile yapmak için doğru zaman. Endişen için teşekkürler Courtney ama şimdilik yardımına ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Çocuklar, şimdi ilk yardım çantasını bulacaklar. Emin misiniz? İlk yardım hakkında her şeyi biliyorum. Ben... Ve hızlı ileri sarılmış bir video kaset gibi can kurtaran becerileri hakkında gevezelik etti. Aniden koridorda birinin ayak sesleri yankılandı. Çocuklar hemen gerildi. Yeni bir meydan okumaya hazır değillerdi. Hey, kim var orada? Adımlar yaklaştı ve sonra salonda belirdi. Ah, ne dağınıklık. Bir şey mi kaçırdım? Yavrum, neler neler kaçırdın. Vay canına Bay Collins. Bir yerden mi düştünüz? Evet, burası karanlık. Hangi cehennemdeydin? Burada çok şey yaşadık. Öldüğünü sanmıştık. Çok şey kaçırdın. Acil bir durum vardı. Yani şey, tuvaletin nerede olduğunu bilmiyordum. Ben de gidecek bir yer aramaya çıktım. Ah. Hepimiz neredeyse ölürken burada olmaman şüpheli. Gerçekten mi? Ah, ve o filmdeki gibi, bilirsin. Maskeli manyak ortaya çıktığında biri hiç ortalıkta yoktu. Kızlar ara sıra birbirlerinin sözünü keserek Johnny'ye başlarına gelen her şeyi anlatırken erkekler de öğretmene yardımcı olabilecek bir şeyler bulmak için eşyalarını karıştırıyordu. Çocuklar, ihtiyacınız olanı buldunuz mu? Bir sorunumuz var. Eşyalar hasar görmüş ve görünüşe göre aralarında uygun bir ilk yardım çantası yok. Sadece bandajlar. Yaranın kendisini tedavi edecek hiçbir şey yok. Sırt çantamda her şey var. Lanet olsun. Ne oldu? Kuzey kanadında bıraktım. Evet, sanırım orada. Ve arkadaşlar, bu kuzey kanadını not alıyoruz. Çünkü ileride çıkıyor karşımıza. Yani bölümün ilerisinde. Orada ne yapıyor? Ve bu herkese farklı çıkıyor. Ben de kuzey diye, sizde de kuzey değil. Random. Orada duruyor. Turnikeyi takın ve bizi bekleyin. Tony ve ben ilk yardım çantasını alıp yarayı tedavi edeceğiz. Bu arada. Johnny, sen gerçek bir erkeksin. Sorumluluk sende. Hanımlarımızın mı? Arkasında durup Bay Collins'e göz kulak olabilirsin. Ben mi? Ciddi misin? Şey yani, güvenin için teşekkürler. Tony omzunu sıvazladı. Sana inanıyoruz. Ona başka bir şey söylemeden Tony ve Chet kalenin belirlenen bölümüne doğru yola çıktılar. Gerçekten mi? Bizi ona mı bıraktılar? Sorun değil, kendi başımızın çaresine bakabiliriz. Ben zayıf bir cinsim. Bakılmak ve el üstünde tutulmaya ihtiyacım var. Korumak ve güvende tutmak. Bunun gibi şeyler değil. Zayıf cinsiyet, çürümüş tahtalardır. Değil mi Mina? Katılıyorum. Bunda doğruluk payı var. Katılmıyorum. Haklısın. Hem de değilsin. Gerçekten de düşündüğümüzden daha fazlasını yapabiliriz. Ama şahsen bana öyle geliyor ki fiziksel güç açısından Johnny'den bile aşağıyız. Ne demek bile, üzülüyorum. Alınma, spagetti kadar uzun ve zayıfsın. Cılız ama hala güçlüsün. Amerika'ya döndüğümüzde spor salonuna gideceğim. Ve sonra Su muhatabını tepeden tırnağa süzdü. Çok saçma görünüyorsun. Şey, pardon, kurtlarla bir savaş beklemiyordum. Evet, daha rahat bir şeyler giymelisin. İki kız da gardıroplarını paylaşmaya hazırdı. Rahat pantolon. Moda pantolon. Yırtık pantolon, çekici görünüm, gotik, hepsini aynı anda alacağım. Ben bunu alışveriş gününde oynamıştım. O yüzden bende bu seçenekler var.
İşte böyle, daha çok insana benzemeye başladın. Ay! Bu küçük konuşmadan sonra herkes köşesine çekildi. Herkes düşüncelerini düzene sokmak istedi. Ben niyeyse burada bir de elmassız kıyafetleri de beğeniyorum. İlkini de giyebilirdim. Mine odadaki diğer kişilerden uzakta, odanın en karanlık köşesine oturdu. Of, bugün için çok fazla duygu. Ben de dün en kötüsünü atlattığımı umuyordum. Ama her zaman olduğu gibi önümdeydi. Ve daha iyiye gitmesi de pek olası değil. Gelecekle ilgili olarak yaşıyorum. Korku, ilgi. Merak ediyorum, tüm bunlar nereye varacak? Bu kaleyi rüyamda görmemin bir nedeni vardı. Şimdi buna ikna oldum. Gölge ve bana gösterdiği her şey. Bu yerle bir ilgim var. Burada daha ne kadar sır saklı. Her şey çok ilgi çekici. Sanırım bizi böldüler. Ay sen hemen nereden çıktın? Kız şaşkınlıkla olduğu yerde sıçradı. Karanlıkta kırmızı gözleri belirdi. O burada. Yine. Beni kekeme yapacaksın. Muhtemelen şu anda bir aptal gibi görünüyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Seni korkutmak istemedim. Gölge etrafında döndü. Ona saçlarına dokunmaya çalıştı. Aralarında tanıdık bir gerilim hissedildi. Beni böyle reddetmeye mi çalışıyorsun? Niçin? Sadece günaha teslim ol. Bunu hissettiğini biliyorum. Kendinden kaçma Mina. Kız ve gölge. Bu ne kadar garip, ne kadar cazip geliyordu. Ben istiyorum. Buna teslim olmak. Bundan uzaklaşmak. Sahnemizi böldü. Biliyor musunuz ben ne anladım? Peki o parlak aklına ne geldi? Yürürken bilirsin işte ne için? Fener yanıma aldım. Orada öylece duruyordu. Karanlıktı. Ne demek istiyorsun? O saldırıdan sonra o yalnız kaldı. Ve o olmadan çocuklar karanlıkta çarpışacaklar. Ah, gidip onları bulayım ve feneri getireyim, tamam mı? Sen kızlarla kal. Al bakalım. Tamam hadi. Orada dikkatli ol. Johnny aceleyle hiçbir şey yapmama görevine geri döndü. Ve Mina elinde fenerle çocukları aramak için merdivenlerden yukarı koştu. Yine mumlar. Çok karanlık. Fenerini ver. Sende olduğumu sanıyordum. Kıçınla düşünüyordun. Herkes için her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Karanlıkta iyiyim. Sen de bir şekilde alış. Kızlar, kavga etmeyin. Ve o dedi ki, ışık olsun. Ve ışığın iyi olduğunu fark etti. Sen diğerleriyle birlikte kaldın. Şimdi ışıkta olduğun için mutlu olmalısın. Şimdi diğerlerinin yanına dön. Karanlıkta mı? Daha neler? Sadece bir fener var. Kurtlar diğerlerini kırdı. Kahretsin. Pekala. Bizimle kal o zaman. Bay Collins sırt çantasını hangi kanatta bıraktı demiştiniz? Demiştim size not alın diye. Kuzey. Yani bizim için kuzey. Gidelim o zaman. Sanırım yavaş yavaş bu kalede neyin nerede olduğunu ezberlemeye başlıyorum. Ne oluyor be? Collins'in takıldığı yer burası mı?
Ebu mumlu arka planlı yer. Grup odanın etrafına bakmaya başladı. Aslında bence buradan birkaç hatıra eşyası almalıyız. Bir servet değerinde olmalılar. Mumlar kızın dikkatini çekti. Şu mumlar. Onlarda bir sorun var. Nesi varmış? Onların sayısı, rengi, durumu. Bu kaledeki tüm mumlar yeşil yanıyor. Efendinin kaprisleri mi? Belki de ama neden ve ne için? Zenginleri anlayamayız. Bu sırada Tony kitabı incelemek niyetiyle kaideye doğru yürüdü. Kitabı kendin incele, kitabı incelemeye izin ver. Kitabı kendin incele. Arkadaşlar, kitapta çıkacak kelimeler de birinin hayatını kurtarıyor, bunu da söyleyeyim. O kelimeleri de not alacağız, bölümün ilerleyen kısımlarında karşımıza çıkıyor. Ve kitap tozlu değil, yakın zamanda okunmuş. Hatta şimdi bile diyebilirim. İçinde ne var? Mina sayfalara bakmaya başladı. Anlaşılması zor. Bir çeşit çağırma ritüeli. Sadece son cümleyi anlayabiliyorum. Evet, bunu... Bence yazın. Ben yazıyorum şimdi, bunu aklımda nasıl tutayım? Lanet olası bir şey. Hadi buradan gidelim artık. Fakat gençlerin önünde bir ikilem vardı. Odadan farklı yönlere giden iki koridor vardı. Bundan nefret ediyorum. Ayrılmak zorundayız. Sanırım Tony ile gideceğim. Tamam. Ve grup dağıldı. Ürpertici. Arkadaşlar, burada da tablodaki adamın elindeki şey, silahla hayvan önemli. Bizimkinde balta var. Bu da random çıkıyor. Ve geyik mi var? Geyik sanırım o. Balta ve geyik. Dalga mı geçiyorsun? Ürkütücüler. Şey, resimlerin kendileri değil. Daha çok bağlama. Şey, o zaman anlıyorum. İçeride ışık mı yanıyor? Bu çok garip. Parmak uçlarında kapalı kapıya doğru ilerlediler ve dikkatlice açtılar. Ve bu daha da garip. Bunu beklemiyordum. Olanlar bir rüya gibiydi. Gözlerine inanamayarak etraflarına bakmaya başladılar. Bu arada birkaç dakika sonra Chad yeni bir odaya tökezledi. İçerideki atmosfer ağır ve baskı yapıyordu. Şatanın doğal rutubetine ve soğukluğuna rağmen hava bile boğucu geliyordu. Göz kapakları kurşunla doluymuş gibi hissediyordu. Bilinci uzun uykusuz bir geceden sonra olduğu gibi karışmaya başlamıştı. Çok uykum var. Chad dikkatini kendisini çağırıyor gibi görünen lüks kadife kanepeye çevirdi. Biraz kestirirsen bir şey olmaz değil mi? Başını yumuşak döşemeye dokundurur dokundurmaz anında uykuya daldı. Chad. Hoş bir kadın sesi ona seslendi. Chad sese doğru hareket etti ve karşısında güzel bir kız belirdi. İşte buradasın. Beni sonsuz yalnızlıktan kurtarır mısın? Arkadaşlar, ama bu kadın gerçekten çok güzel. Keşke bunun bir kitaba başrol falan yapsalarmış ya da Lee yapsalarmış. Ben çok üşüyorum ve sen çok sıcaksın. Güçlü, yakışıklı, genç, enerji dolu. Tanışıyor muyuz? Hayır ama yakın arkadaş olabiliriz. Çok yakın. Yine mumlar. Ben de bir zamanlar balo dansı yapıyordum ama hiç böyle lüks salonlarda bulunmadım. Tony'nin bakışları silah standına sabitlenmişti. Zaman onlara neredeyse hiç dokunmamış. Kızın vücudunu bir tür hafiflik doldurmaya başladı. Ruh hali yükseldi. Kafasının içinde zar zor duyulabilen bir melodi çalıyordu. Son zamanlarda yaşanan tüm sıkıntılar geri çekilmeye,
ve unutulmaya başlamış gibiydi. Ne güzel. Vücudu yükselen müziğin ritmine göre hareket etti. Mina, neyin var senin? Ama erkeğin sesi çoktan uzaklarda kaybolmaya başlamıştı. Ve etrafındaki dünya sanki değişmeye başlamış gibi görünüyordu. Kafasında çalan o sessiz müzik dokunulabilir hale geldi ve salonu doldurdu. Oo, balo canlandı. Neredeyim ben? Neler oluyor? Etrafı takım elbiseli ve maskeli insanlar sarılmıştı. Her şey olması gerektiği gibi havadan sudan sohbet ettiler. Ne yapmalı? Dikkatleri üzerine çek. Dikkatli dinle. Dinleyelim bakalım, hemen kendimizi öne atmayalım. Ve arkadaşlar, kurdumuz karşınızda, Lee'miz. Son haberleri duydunuz mu? Köylüler yeniden isyan etmeye hazırlanıyorlar. Ve bu da vampir ama kedi olandan. Gerçekten mi? Bu sefer sebebi ne? Kayıp genç kızlar mı? Çiftlik hayvanlarının ölümü mü? Kötü kehanetler mi? İnanmayacaksınız ama bunların hiçbiri değil. Bir yabancı kasabaya gelmiş ve halkı isyana teşvik ediyor. Ay, bu da yarasa kurt. Yarasa kurt diyorum, yarasa vampir. Bu bir arkadaşıma çıkmıştı, tepkileri çok komikti. Onu da video yapıp short kısmına atmıştım. Harika, sabırsızlanıyorum. Görkemli katliamlar olmadan sıkılmaya başladım. Onlara iyi bir ders vermeliyiz. Sonuncusu 100 yıl boyunca yeterli değildi. Belki de daha diplomatik olmalıyız. İnsanlar seni seviyorsa o zaman... Sevmek mi? Kimi? Bu ayak takımını mı? Bu sürüyü mü? Yine de onların sana bağlı olduğundan daha çok sen onlara bağlısın. Onlar kendi topraklarında yaşayacaklar ama sen... Taş duvarlar arasında saklanmaktan yoruldum. Özgürlüğe ihtiyacım var. Affedersiniz ama şimdi hangi yıldayız? Beni böyle tavırlar için, davetsiz geldiğim için. Ama şimdi hangi yıldayız? Çok çabuk anladı. Ona bahse girmemin bir sebebi var. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Yani anladığım kadarıyla geçmişte kalmışım. Heh, siz de tahmin ettiğini söylediniz. Ne yazık ki geçmişi geri getiremeyiz. Ama ona bakabilirsin. Peki burayı nasıl terk edeceğim? Sadece kalenin efendisi gitmene izin verirse. Ve o gitmene izin vermeyecek. Asla vermez. Ve yalvarışlarının pek bir anlamı olacağını sanmıyorum. Ama deneyebilirim. Kiminle iletişime geçmeli? Arkadaşlar, burada Lee'mizi seçeceğiz. Olmak, ısrarcı, kibar, ısrarcı. Senden bir cevap alamayacak. Senden. Benden mi acaba doğrusu? Bir cevap alamayacaksın ama senin kurallarınla oynamayacağım. İstediğini almayı düşünme bile. Ne şimdi, ne sonra, ne de hiçbir zaman. Bu garip oyunda ne ben ne de herhangi birimiz oyuncak olmayacağız. İş savaşa varmadan yollarımızı barışçıl bir şekilde ayıralım. Ve sonra zaman durdu. Çiftler dondu, müzik durdu ve kokular kayboldu. Onlar gerçek değil. Bu sadece hayal gücünün bir oyunu. Bu olaylara paralel. Chad için beklenmedik bir şekilde kız tek bir hareketle tüm kıyafetlerini çıkardı. Arkadaşlar, buradan sonrasını Telegram ve Drive'a yükleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Linki de yorumlara sabitlerim. Ve arkadaşlar, o sahneden sonra burası geliyor. Böyle başlıyor sahne. Sonunda seninle yalnız kalabilirim. Yine mi sen? Az önce kiminle konuşuyordum? Geçmişin gölgeleriydi. Büyü, dünyalar arasındaki çizgiyi inceltiyor. Ve bazen biri ya da bir şey onu geçebilir. Senin gibi mi? Bu doğru. Ama neden ben? Çünkü beni uyandırdın. Bedenimden geriye kalanlara hayat damlaları döktün. Bunun şarap olmadığını biliyordum. Peki şimdi ne olacak? Dans.
Müzik tekrar çaldı ve ışıklar parladı. Hayalet, kollar tutsağın etrafını sararak onu dansa sürükledi. Çok iyi gidiyorsunuz. O yüzden mi bana sandığın içindeki elbiseleri verdiler? Beğendin mi? Bu arada bu konuda bence daha uygun bir şey giymelisin. Ve yine kıyafet seçiyoruz. Seçmiyormuşuz, çizim varmış. Ha çizim ama şey... Yani vücudumuzda kıyafet değişiyor herhalde. Karanlık şeyler sarmış bizi. Dantel. Burada da yine hepsini al seçeneğini daha önce almıştım arkadaşlar. Böyle gelinlikler vardı, yanıp yanıp sönen. Sürekli gündem oluyordu. Bunu alacağım. Burada da hepsini alalım, seçelim. Ve bakalım ne istatistikler veriyor. Burada da karanlık aydınlık vermiş. Mina ve bedensiz bir silüet ayrılan çiftlerin arasında dönüyordu. Bir soru sorabilir miyim? Fazla zaman kalmadı ama şansını deneyebilirsin. Anlat, mumlar, yeşil ateş, nasıl kurtulacağımız hakkında, kendin hakkında. Mumlar. Ne anlama geliyorlar? Bunlar geri dönmek isteyen hayatlar. Hayatlarımızı mı? Hayatlarımız mı? Yedisi de mi? İsteğe bağlı. Ama ne kadar çok mum sönerse o kadar güçlü olabilirim. Hala zaman var. Devam et. Anlat. Yeşil ateş. Neden yeşil? Bu nasıl oluyor? Çünkü o başka bir dünyadan gelen ateş. Beni cezbeden, bana güç veren dünya. Şimdi borcumu ödüyorum. Zaman doldu. Son bir soru. Nasıl kurtulacağımızı anlat. Bana bunun imkansız olduğunu söyleme. Haklısın, eğer mümkün olmasaydı benim durumum farklı olurdu. İşini kolaylaştırmak istemem. Ama daha ilginç bir av için sana bir başlangıç verebilirim. Tüm cevaplar etrafınızda saklı, dikkatli ol. Kalenin kendisi sana yolu gösterecek. Burada bir saniye daha kalamazsın. Ayrılıp sonra buluşmamız gerekecek. Bizi rahatsız eden kişiden kurtulduğumda. Neden? Neler oluyor? Ne engelliyor? Üçüncü kişi ama bu uzun sürmez. Tony yani. Başımızda o vardı. Sonunda kendine geldin. Burada neler oluyor? Duman nereden? Bir şey mi yaktın? Bu bir tuzaktı. Bazı mekanizmalar çalıştı. Ve şimdi çıkışlarla bağlantımız kesildi. Bir alev çemberiyle çevrili. Resimlerle duvara doluştular. Ben neler olduğunu anlamıyorum. Böyle olmamalıydı. Adam en azından bir çıkış yolu bulmak için çılgınca etrafına bakındı. Neden bunlar benim başıma geliyor? Mina öfkeyle sırtını dayadığı duvarı tekmeledi. Bum, yekpare bir taşın sıradan sesi değildi. İçi boş gibi görünüyor. Diğer tarafa geçmeyi denemeliyiz. Tony daha önce merakla incelediği tezgaha doğru koştu. Arkadaşlar, az önceki resim işte şimdi önemli. Balta ve geyik diye hatırlıyorum ben. Onları seçeceğiz. Bu bir çeşit akıllı mekanizma. Yanlışlıkla etkinleştirdiğimiz. Ama nasıl, neden? Bunu sonra düşünürüz. Şimdi gitme zamanı. Çift kendilerini dar bir taş koridorda buldu. Acaba nereye çıkıyor? İleride bir ışık parıltısı vardı. Yine duvar halısından bir çıkış mı?
da ne? Burada ne haltlar dönüyor? Seninle uğraşacak zamanım yok. Tony silahını fırlatarak canavara doğru koştu. Ah, daha fazla yemek. Ama tam salladı. İşe yaramayacak. Gözleri alevler içinde parladı ve dövüşçünün elindeki silah kızardı. Hayır. Ben bu dünyadan değilim. Bu yüzden ölümlü silahlarınız bana karşı güçsüz. Ve artık aranızda beni kovabilecek cadılar yok. Engizasyonla onları siz yok ettiniz ve tüm kitapları yaktınız. Görünüşe göre hepsi değil, bir tane kalmış. Sen neden bahsediyorsun? Mina derin bir nefes alarak düşüncelerini toparladı. Sinirleri gergindi ama o kitaptaki büyüyü hatırlamaya çalıştı. Arkadaşlar, burada not aldık. İlki buydu. İkincisi buydu. Ve üçüncüsü buydu. Ne? Nasıl? Etrafındaki her şey sallanmaya başladı. Havada kükürt kokusu vardı. Mine yüksek sesle ve net bir şekilde tekrarladı. Hayır, hayır, hayır. Altındaki zemin çatladı ve yeraltı dünyası veledini geri aldı. Ve iblis ortadan kaybolduğunda yatan erkek hemen uyanmaya başladı. Tanrı'ya şükür yaşıyor. Ah, böyle bir rüya yarıda kesildi. Çok havalıydı. Hayır, biz her şeyi gördük. Zevkler tartışılmaz ama... Lanet olsun. Hepsi gerçek miydi? Merak etme, kimseye söylemeyeceğiz. Şimdi buradan gidelim. Ve Tony'yi de Chad'i de kurtarmış olduk bu sayede. Hiçbirinin de alevi sönmedi. Mumu, ateşi neyse sönmedi. Sonunda ilk yardım çantası getirdiniz mi? İlk yardım çantası mı? Burada bir şeyler dönüyor. Ve sonra Mina birinin eksik olduğunu fark etti. Ve vücudundan bir ürperti geçti. Kızlar nerede? Ne demek nerede? Bir dakika önce yardım etmeleri için onları kendin çağırdın. Ne? Lanet olsun. Ve bölümümüz bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın.